Üsküdar Üniversitesi'nden herkese merhabalar. Üsküdar'a gelirken programına hoş geldiniz. Bu programda siz değerli öğrencilerimizin okullarımız, bölümlerimiz, fakültelerimiz hakkında merak ettiklerinizi hocalarımıza soruyoruz. Onlardan değerli bilgiler alıyoruz. Bu programda çok kıymetli bir hocamız var. Kendisi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce bölümünden doktor öğretim üyesi Göksar Gökçay. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Biz neredeyiz hocam? Tercih tanıtımı dönemi içerisindeyiz hocam. Öğrencilerimizin merak ettikleri var. Onların ilgi alakaları değişiklikler gösterebiliyor. Artık lisede bitti, üniversite hayatları. Evet. Bölümümüz hakkında neler söyleyebiliriz? Birazcık onlardan bahsedebiliriz aslında. Tabii siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler bölümü çok kapsayıcı bir bölüm. Çok farklı disiplinleri bir araya getiren bir bölüm aslında. Sosyal bilimlerin en önemli iki dalını, yani siyaset bilimini ve uluslararası ilişkileri bir araya getiriyor ama sadece onlarla kısıtlı değil aslında. Çünkü siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde insanlar dünyayı, ülkelerini ve hatta yerel bölgelerindeki kararların nasıl alındığını anlamaya çalışıyorlar. Bu yüzden yeri geldiğinde tarih araştırılıyor. Yani ülkelerin tarihleri, yerel tarihler, uluslararası ilişkilerin tarihi inceleniyor. Ama yeri geldiğinde o ülkelerin sosyolojisini, toplumun bilimini anlamaya çalışıyoruz. O ülkelerde insanlar neden, nasıl yerleşiyorlar, nerelere yerleşiyorlar, kararlarını nasıl alıyorlar dediğim gibi. Ve aynı zamanda da o ülkelerin psikolojisini de anlamaya çalışıyoruz. Yani belirli ülkelerde insanlar bazı politik kararları niye alıyorlar. Çok büyük değişkenlikler gösterebiliyor tabii ülkeler arasında da. Bu bağlamda işte bunları öğrenerek aslında hem kendi ülkelerini hem dünyayı tanıyarak aslında bu bölümlerde hem özel sektörde hem kamu sektöründe yöneticileri yetiştirmeye çalışıyoruz. Bireylerin karar alıcı olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Hem yazılı hem sözlü olarak kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini hem de karar alma mekanizmalarında yer almaları için kendilerine gerekli olan özgüveni vermeye çalışıyoruz. Evet, aslında hocam o zaman öğrencilerimizin birazcık kişilik yapılarından da bahsettik. Lider ruhlu olacak o zaman. Karar verebiliyorsa, düşünebilen, anlatabilen, ifade edebilen kişiler olacaklar. Peki onun dışında kimlere uygun bir bölüm? Kendilerini öyle hissetmelerine ilk başta aslında ihtiyaç yok. Yani ilk başta ben mesela seçerken ben siyaset bilimini ilk tercihim olarak seçmiştim. Hatırlıyorum. Tam öyle bir bilincim yoktu. Ama zaman içerisinde eğer heveslilerse, isteklilerse bu bölüm onlara çok verebilecek. Çok şey katabilecek bu bölüm. Çünkü dediğim gibi ben meraklıydım böyle. Dünyayı anlamak istiyorum. Niye ülkemde böyle şeyler oluyor, şöyle şeyler oluyor. İşte 1990'larda ben çocukluğumu geçirdim. Türkiye'de çok fazla siyasi değişikliğin olduğu bir dönemdi. Şimdi bakıyoruz 2020'lere geldiğimizde yine Türkiye çok hareketli bir ülke. Akşam başka bir gündem, sabah tabii. Başka bir sadece yani Türkiye'nin kendi içinde de değil. Yani Türkiye'nin uluslararası ilişkileri açısından da Türkiye hiçbir zaman duramayan yerinde, sürekli gündemin değiştiği, sürekli yeni olayların olduğu bir ülkedir. Hatta ben şey örneğini çok vermeyi severim. Bir yabancı gazeteci Türkiye'den ayrılırken, uzun yıllar Türkiye'de kalmış, 20-30 yıl ayrılırken Türkiye'ye gelebilecek diğer gazetecilere tavsiyede bulunurken şey diyor, yani Türkiye'de neler olacağını ben size söyleyemem, öyle bir küresel şeyim yok ama bir şeyden eminim demiş, hiç sıkılmayacağınıza eminim. Yani siyaset bilimi uluslararası ilişkiler okuyan öğrenciler hiç sıkılmazlar, ondan çok eminiz. Evet hocam, bazı İskandinav ülkelerinde hani gündem olmadığı için tabii, haber programları bile yapılmıyor. Norveç'te de olsaydık canınız çok sıkılabilirdi ama. Ya bizim ülkemizde bu Mezopotamya bölgesi çok hararetli, çok şey geçen bizim de coğrafyamızın nimetleri diyelim aslında. Peki hocam, bu bölümü tercih etti öğrencilerimiz. Artık bir ders hayatları, akademik hayatları başlayacak. Ne gibi dersler görecekler? Ders içeriklerimiz neler olacak? Çünkü öğrencilerin asıl hani görecekleri şeyler ders içeriklerinde. Tabii. Ne gibi dersler var? Şöyle, ilk başta ilk senede çok öğrencilerimize yoğun bir programla girmiyoruz. İlk önce giriş dersleri alınır zaten her zaman bütün bölümlerde. Bizim de siyaset biliminde, uluslararası ilişkilerde, uygarlık tarihindeki temel giriş derslerimizle başlıyorlar. İkinci senede biraz daha altyapıyı oluşturmak amaçlı siyasi düşünceler tarihini, siyaset teorisini, uluslararası ilişkilerin tarihini öğrenmeye giriyorlar. Anayasa hukukunu, uluslararası hukuku. Yani aslında temel altyapı taşlarını iki senede oturtmaya başlıyorlar. Üçüncü senede daha uzmanlık derslerine girmeye başlıyoruz. Bu sefer karşılaştırmalı siyasal sistemler. Yani bazı ülkelerde niye başkanlık rejimi olur, bazılarında yarı başkanlık olur, bazılarında parlamenter sistem olur. Bunlar arasında farklılıklar nelerdir? Bunun yanında politik psikoloji bizim en önemli güçlü olduğumuz alanlardan biri. Ülkelerde kararlar toplumlar tarafından neden alınır? Nasıl alınır? Bunları bazen işte duygularıyla mı alırlar yoksa rasyonel bir şekilde mi alırlar? Bunları etkileyen faktörler nelerdir gibi biraz daha uzmanlık alanlarına giren derslerin yanında artık öğrencilerimize seçme şansı veriyoruz ve bizim genel
üniversite havuzumuz içerisinden istediklerini seçebilmeye başlıyorlar. Öğrencilerimiz 3 tane her dönemde bölüm içi veya bölüm dışı istedikleri dersi seçip, yani psikolojiden alabilirler, felsefeden alabilirler, sosyolojiden, tarihten, mühendislikten dersler alabiliyorlar ve bir anlamda kendilerini ve bilgilerini çeşitlendirebiliyorlar. Bizim dönem, yani bölümümüz açısından en önemli şey aslında öğrencinin kendini belirli bir alanda uzmanlaştırmasına ihtiyaç. Eğer 3. sınıfta artık öğrenci kendini tanımaya başladıysa, bu her zaman olmayabilir, bazen daha da geç olur ama öğrenciye şey diyoruz, yani kendini anlamaya çalış, kendini tanı ve o alanda kendine dersler almaya çalış ve böylece kendini geliştir. Bazı isterlerse ikinci yabancı dillerini, ki bizim siz bahsettiğiniz gibi İngilizce bölüm, tamamen %100 derslerimizi İngilizce yapıyoruz. Onun yanında ikinci bir yabancı dille de teşvik ediyoruz. Rusça, Çince, Arapça. Özellikle ben Çince'yi özellikle öğrencilerime sürekli söylüyorum, yani Çince'yi öğrenen öğrencilerime iş bulma konusunda sıkıntı çekmeyeceklerini garanti ediyorum. İkinci yabancı dilin çok önemli olduğunu söylüyoruz. Onlar alabiliyorlar ve 4. sınıfta da bir mezuniyet projesi hazırlıyorlar. Bu projeyle beraber aslında bir anlamda derli toplu bir rapor sunma, bir yazı yazma. Çünkü bizim bölümümüzden mezun olanlar, belki onu da soracaktınız, oradan oraya gireyim. Tabii hocam. Hem kamu sektöründe çalışabiliyorlar, hem özel sektörde çalışabiliyorlar. Tabii isterlerse bizim gibi akademisyen olmaya da yönelebilirler ama nereye giderlerse gitsinler aslında derli toplu bir yazı yazma, yani girişi, gelişmesi, sonucunu içeren, içinde kanıtlarla destekledikleri ve bu kanıtları bir mantık silsilesi içerisinde sunabildikleri derli toplu raporlar yazabilmek her alanda. Evet. Yani isterlerse bakanlıklarda çalışsınlar ileride, isterlerse kaymakamlığa, isterlerse Dışişleri Bakanlığı'na başvursunlar, isterlerse bankalarda çalışsınlar. O ahenkle yazılan bir dil var zaten. Evet, yani yazılı iletişimi öğrenebilmek çok önemli bir şey. Aslında üniversite hayatının en büyük katkısı bence bu oluyor. Öğrencilerimi sürekli onunla teşvik etmeye çalışıyorum. Sürekli yazın. Sürekli yazılı haberleşmeyi öğrenin. Birbirimize SMS'le mesajlar atıyoruz, işte WhatsApp'tan yazıyoruz ama onun yanında mutlaka kurumsal, bu uzun erimli yazıları da hazırlayabilmek, raporları sunabilmek çok önemli. O anlamda 4. sınıfın çok büyük katkısı oluyor öğrencilere. Ve gene tabii ki seçmeli derslerle kendilerini zenginleştirebiliyorlar. Peki hocam, çift anadal programı ve yan dal programlarında öğrenciler yararlanabiliyorlar mı? Tabii tabii. Hangi bölümlerle çift anadal programı yapabiliyor? Çünkü başarılı olan öğrencileri daha da teşvik edecek bir unsur aslında tabii bu. Tabii. Ne gibi bölümlere çift anadal veya yan dal yapabiliyor? Tabii. Belirli bir not ortalamasını sıralamasına göre yapıldığında öğrenciler, başarılı öğrencilerimiz, en başta bizim genelde psikolojiyi tercih eden öğrencilerimiz oluyor. Ama isterlerse tarih bölümüne, felsefeden, sosyolojiden, hatta iletişim fakültesinden bölümlerde hem yan dal hem de çift anadal programında kayıt olabiliyorlar. Tabii çift anadal programı daha uzun erimli ama düşündüğünüzde mezun olduğunuzda iki tane diploma almış oluyorsunuz. Yani herhangi bir ücret ödemeden ekstradan başarıyı teşvik edecek şekilde. Kesinlikle öğrenciler için çok büyük bir katkı o. O anlamda öğrencilerimiz de özellikle meraklı, çalışkan, diğer alanlara da böyle kendini çok disiplinli geliştirmeye çalışan öğrencilerimize teşvik ediyoruz o konuda. Ya çünkü hocam bence de spesifik bir bölüm aslında. Öğrencilerimizin kendi çabaları, başarıları, okulun sağladığı imkanlarından daha da yararlanarak aslında bu altyapıyı da oluşturabiliyorlar. Ne kadar çok deneyim, ne kadar çok bilgi, birikim, deneyim, tabii onların da iş hayatlarında gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde, çünkü hani bu artık hani iletişimin de güçlendiği bir dönemin ortalarındayız yani. Kendilerini çok fazla geliştirmeleri lazım. Bilginin çok arttığı bir dönem olduğu için yani sürekli kendilerini aslında öğrenci gibi görmüyorlar. Evet. Mezun olduktan sonra da öğrenmeye devam edecekler. Yani aslında belli bir ülkede öğrenmeyi öğreniyorlar diyebilir miyiz hocam? Aynen öyle. Çok güzel söylediniz. Tam olarak aslında üniversite onu katıyor. Çünkü bizim bütün bilgileri böyle bir kanalize bir şekilde bir kalıp haline vermemiz mümkün değil. Evet. O kadar çok bilgi artık akıyor ki. Ama neyi nerede doğru bir şekilde bulabileceklerini, hangi kaynaklara güvenebileceklerini öğrenmeleri çok önemli. Çünkü dezenformasyon çok fazla artık. Evet. Yanlış bilgileri sosyal medyadan çok fazla öğrenebiliyorsunuz. Dolayısıyla onların arasından doğru bilgiyi ayıklayabilme becerisini öğrenme aslında size bu programda en önemli katkı sunabilecek şeylerden biri. Onları öğrendikten sonra zaten neyi nerede bulabileceğinizi araştırma yapmayı öğrendikten sonra ondan sonra gerisi geliyor zaten. Evet. Peki hocam, öğrenciler aslında birazcık bahsettik, çalışma imkanlarından bahsettik. Özel sektörde çalışabiliyorlar, devlette çalışabiliyorlar. Peki ne gibi alanlarda çalışabiliyorlar? Yani iş kulvarları neler oluyor? Tabii öğrencinin isteği, ilgisi, alakası bunun en büyük faktörüdür ama ne gibi, bunu daha çok aileler için de soruyoruz çünkü hani bir merak oluyor. Yani kamuyu tercih ederlerse genelde bakanlıklarda uzman yardımcılığı ya da müfettiş yardımcılığı gibi pozisyonlar oluyor. O pozisyonlarda başlayabiliyorlar. Dışişleri Bakanlığımızda meslek memuru
idari memurluk kadrolarına, meslek memurluğu, diplomat olma kadrosu tabii. İdari memurluk daha idari alanda çalışmaya da yönelenler olabilir tabii ki, öyle tercih edenler de olabilir ama meslek memurluğu çok gözde. Eğer kendini dilde iyi yetiştirdiyse öğrencimiz mutlaka mezun olduğunda teşvik ediyoruz sınava girmesi için. İçişleri Bakanlığı'nda kaymakam adaylı sınavına girebiliyorlar. Kaymakam olmak için. Sadece o bakanlıklar değil de çok çeşitli bakanlıklarda özellikle Avrupa Birliği'ne ilişkin daire başkanlıklarında çalışmaya yönelik olarak başvurabiliyorlar. Özel sektörde de aynı şekilde gene müfettişlik ve uzmanlık alanında yetişmek için ilk önce müfettiş yardımcılığı ve uzman yardımcılığı olarak başlayarak çalışabiliyorlar. Birçok uluslararası muhasebe şirketinde çalışmaya başlayan arkadaşım vardır, benim siyaset bölümü mezunu. İşte şurada isim vermeyeyim, reklam gibi olur ama birçok uluslararası firmada çalışmaya başlayanlar var. Bankalarda çalışmaya başlayanlar var. Onun dışında yani dış ticaret üzerinde özellikle uzmanlaşmaya başlayanlar var biliyorsunuz. Artık Türkiye'nin de özellikle sadece Avrupa Birliği üyesi ülkelerle değil, Uzak Doğu ülkeleriyle de, Çin'le de ve onun benzeri birçok ülkeyle de dış ticareti artıyor. Özellikle Rusça, Çince'nin ihtiyacı çok artıyor. Eğer kendilerini o konuda yetiştirirlerse dış ticaret uzmanı olarak başlayabiliyorlar. O anlamda işte iletişim kurabilme becerilerini kazanmak zaten çok önemli. O zaman hocam ikinci bir dil çok önemli diyoruz. Hı-hı. Aslında öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri ve aslında burada hem eğitim akademik kadronun da derinliği de tabii burada önemli. Okulumuzda o konuda gayet derin bir kadroya da sahiptir. Ve en önemli avantajı da onu söylemem lazım. Yani İngilizce bölümün. Hı-hı. Yani sadece bizim bölümümüz İngilizce olduğu için söylemiyorum ama ben İngilizce okuduktan sonra gerçekten tam anlamıyla İngilizceyi öğrendim. Yani ben de %100 İngilizce programdan mezunum. Öğrenciler bazen kendilerine şöyle diyebiliyorlar. Yani kendi çabamla İngilizceyi öğrenirim. Olabilir. Gerçekten imkansız. Kesinlikle değil. İnsan kendi iç disipliniyle bunu başarabiliyorsa yapabilir. Ama belli bir alanın uzmanlık kelimelerini öğrenmek, o kelimelerin nerede, nasıl kullanıldığını öğrenme uzun yıllar alan bir şey. Ve üniversitede genelde öğrenilebilen bir şey. Ve İngilizceyi tam anlamıyla içlerine sindirecek şekilde öğrendikten sonra bir yabancı dil öğrenmek çok daha da kolay oluyor aslında. Evet. Çünkü genelde Indo-European diller denir ona. Hindistan üzerinden Avrupa'ya doğru geçen bir hatta. Diller aslında ortak bir dil ailesi içerisinde diller. Türkiye Ural Altay'a girdiği için biraz daha farklıdır. O yüzden bize zor geldi ilk yabancı dil. Ama ilk yabancı dili biraz sindirdiniz mi sonra ona benzer dillerde öğrenmek çok daha kolaylaşır. O yüzden öğrenciler bir de ikinci yabancı dili İyice birinciyi edindikten sonra uğraşırlarsa bu sefer hem ufuklarını o açmış oluyor hem de aynı zamanda iş olanaklarını çok rahatlatıyor tabii. Evet, evet hocam. Çok kıymetli bilgiler verdiniz hocam. Aslında öğrencilerimizin akademik hayattaki onları bekleyen dersleri anlattık, iş alanlarını anlattık, uygulamaları anlattık. Bol bol konuşacaklarından da bahsettik. Genel olarak onlara vermek istediğiniz tavsiyeler var mı? Çünkü lise dönemi bitiyor. Bazılarının hayatları nasıl diyeyim, şu anki o kaotik durumdan hepimiz geçtik o dönemlerden. Ne söyleyebiliriz? Onları heyecanlandıracak, belki de sakinleştirecek. Neler anlatabiliriz, neler söyleyebiliriz? Ya hiçbir şey taşı yazılı değil. Onu söylemek istiyorum. Bazen öğrencilerimiz şunu da fark edebiliyorlar. Yani ben bu bölüme ait değilim deyip başka bir bölüme geçmek isteyebiliyorlardı. O yüzden o anlamda ben böyle kendi bölümümüzün tanıtımını da dışına çıkarak öğrencilerin rahat olması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben bu bölümü yazdım, buna tıkılı kaldım, çarem yok, artık çaresizim, ne yapacağımı bilemiyorum diye düşünmesinler. Dünyanın sonu hiçbir zaman. Çünkü ben de her ne kadar böyle övünerek söylüyor olsam da birinci tercihim, kendi bölümümü kazandım ama belki bu şans eseri oldu aslında. Kendini tanımak çünkü liseden mezun olduğunda insanın çok zor bir şey. Bu zaman içerisinde yerleşen bir şey. Ama kendilerini tanımaya çabada göstersinler tabii, bırakmasınlar. Tabii. Kendini tanıyamam ben zaten demesinler. Evet, yani. Bunun için uğraşıp ve şey derlerse, ben meraklı bir insan mıyım? Araştırmayı seviyor muyum? Dünyayı anlamak istiyor muyum? O zaman siyaset bilimi uluslararası ilişkilere yönelmelerinde hiçbir sakınca yok. Çünkü daha sonra siyaset bilimi uluslararası ilişkilerden dediğim gibi siyaset sosyolojisine, uluslararası ilişkilerin tarihine, uluslararası ilişkilerin psikolojisine doğru yönelmek çok olanaklı. Birdenbire kendilerini başka bir uzmanlık alanına kaydırabilirler. Ama bir çaba göstermek lazım. Ben neyi merak ediyorum, neyi anlamak istiyorum. Onu yaparlarsa hem kendileri çok daha rahat edecektir, hem ebeveynleri de. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bilgiler verdiniz öğrencilerimize. Programımızın da artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Var mı hocam eklemek istediğiniz son şeyler? Çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi öğrenciler rahat olsunlar. Kararlarını kendilerini ilk önce düşünerek versinler.
kendilerini anlamaya çalışsınlar. Gerisi gelir zaten. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Evet, Üsküdar'a gelirken programında bu şekilde sonuna geldik. Çok kıymetli bir hocamız vardı. Kendisi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce bölümünden doktor öğretim üyesi Göksel Gökçay hocamızdı. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.